Dün var ya Sevap, bir gün ne olur biliyor musun? Kahve işletiyorduk ya biz. Kahve işletiyoruz. Abim geldi, işten çıktı geldi oturdu. Oturdu. Nerede ama 2,5 saat böyle oturdu. Çay verdim, şey yaptım, yemek bile söyledim. Hiç böyle hiçbir şey yok ha. Neyse kalktı bu. Kalktı dedi ki, Fro dedi ben gidiyorum dedim. Tamam abi görüşürüz falan. Daha gitti, daha ben bardağı elime aldım dedi. Ding ding. Gitti kalktı abi. Ne yazmış? Fro. Bana biraz para versene ben. Niye yanındayken söylememiş? Oturuyorsun abicim sen buradaydın niye söylemedin? Ya o adam abi, konuşmayı sevmiyor. Sevmiyor. Adam mesajlaşmayı sevmiyor. Yazmakta üstüme yok. Evet öyle sıra. Yemin ediyorum şey gibi bir de öyle atarlanıyor. En sevdiğim trip atmak yazarken. Benim de çok trip at ya. Bak hemen şimdi be. Para vermediği zaman da ne yapıyor biliyor musun? Sevap. Bu kim gelmiş aramıza oturmuş ya. Param yok deyince de var ya. Param yok deyince de ne biliyor musun? Tamam size götün kalktı. Parayı buldun götün kalktı. Ben sen verme. Aynen, ben bana selam bile verme. Abi. Allah aşkına konuşmayı mı çok seviyorsun, mesajlaşmayı mı? Valla mesajlaşmayı seviyorum. Mesajlaşırken her şey yazabiliyorum. Mesela benim patronum tamam mı amcaoğlu? Yazıyorum ona bak. Yanımda oturuyor adam 2 saat. Ben hiç söylemiyorum. Kalkıp gidiyor yazıyorum. Patron be param yok biraz parası var. O da çoğalıyor. O da diyor ki ulan şerefsiz şimdi yanına kalktım ya. Ya ben yüzüne söyleyemem böyle daha rahatlam. Evet mesajlaşırken nasıl mutlu oluyorsun onu bize göster. Mesaj yazarken ben. Dün Saruç için attım 9 maçta bulamış. Bak o da gülüyor. Sinirlendiriyor bak durduk yere. Ne? Gözler beyaz demek. Hadi tık tık. Ama ya lan kapıyı mı hiç böyle böyle bir saniye kaçıramazdım. İfşa alıyor sizi. Adam burada bana şey diyor gülüyor. İddiam oldu ama. Allah göbeğim var üstte. O göbek ağrılı abi.